var mıdır yok mudur ona bakmak gerekir diye bir ön adım Serkan Özcan'dan geldi. Öncesinde zaten burada konuştuklarımızda seçimi kaybedenlerini siz nasıl görüyorsunuz? Siyaset adına böyle birkaç adım geriden bir yorum rica edeyim. Yani şöyle tabii yani seçimin kaybedenleri e, dediğiniz zaman akla gelen iki tane siyasi parti var aslında. Bunlardan bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi, diğeri de İyi Parti. Hı hı. E, ama e, tabii yani bazı yorumlardan aslında ayrılıyorum. Şu, şu noktada ayrılıyorum Adalet ve Kalkınma Partisi yönüyle. Adalet ve Kalkınma Partisi sonuç itibariyle bir lider partisi. Yani başlangıçta belki e, nispeten e, Erdoğan ve çevresindekilerin de yer aldığı belki bir kadro partisi olarak nitelendirilebilecek bir görünüm aslında şey yaparken, sergilerken e, sonrasında bunun tamamen e, bir lider partisine e, dönüştüğünü ve e, lider partisine dönüştükten sonra dahi o karizmatik liderin Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanının e, etrafında e, kümelenen insanların aslında e, onu e, iktidarını e, muhafaza ettiğini ya da iktidarı korumasını sağladığını belki, belki şey yapmak kullandım. lazım söylemek lazım. E, ama tabii belki bu hareket ilk ortaya çıkarken yani işte Refah Partisi'nden ayrılırken, Otel Teki Saadet Partisi'nden ayrılırken işte çevresinde olan işte Abdullah Gül, Abdülhatif Şener gibi bir takım şeylerin, isimlerin bu sürecin içerisinde her ne kadar Erdoğan'dan ayrılsalar da tek başlarına bir varlık gösteremediklerini yeni siyasi partiler kurmalarına rağmen ama diğer yandan baktığınızda Erdoğan'ın tek başına bir e, güç olarak, bir lider olarak orada hala varlığını, sürdürdüğünü bir defa ifade etmek lazım. E, ama bize son seçimin bundan önceki seçimlerden farklı bir e, aslında e, açmış olduğu bir yol var. O da şu, e, her ne kadar Erdoğan tek başına özellikle kitleleri arkasından sürükleyebilecek işte karizmatik bir lider görüntüsü çizse de önceki seçimlerden farklı olarak aslında Erdoğan'ı kaybeden tarafta konumlandıran bir pozisyon da şey yaptı yükledi. Çünkü Erdoğan işte sahaya indi. İşte, işte Murat Kurum'la ve özellikle İstanbul'daki manzara itibariyle şey yapacağım, söyleyeceğim. İlçe belediye başkanlarıyla işte bir fotoğraf karesinin içerisinde yer aldı. onları destekleyen bir takım açıklamalarda bulundu. devletin imkanlarını arkasına alan, işte bakanları sahaya sürdü ama buna rağmen sonuç elde edemeyen bir görüntü sergiledi. Bazı billboardlarda, bazı billboardlarda, büyük billboardlarda Murat Kurum olmadan sadece Sayın Cumhurbaşkanının fotoğrafıyla yerel seçim afişleri vardı İstanbul'da. Yani Doğru. insanların evet 17 bakan evet miting ya daha önce gördüğümüz şeyler. Görmediğimiz bir de bu vardı. Yani ben 2019'da hatırlıyorum. Binali Bey'le fotoğrafı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bu kez Murat Kurum'un olmadı devasa fotoğraflar, billboardlar yapıştırıldı. Hakikaten Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu yarışı bu ve Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da kaybetmiştir denilmesi bu kadar. Yani 2019'a göre daha fazla bu yorumların yapılmasının en büyük gerekçesi bu. İstanbullular sokakta çünkü iki fotoğraf gördüler. Gerçekten bu. Evet. evet. Ee, ve biliyorsunuz yani İstanbul mitingini gerçekleştirdiler ve bu İstanbul mitinginde de yine Erdoğan işte kurumla beraber bir fotoğraf verdi. Hı hı. Ee, yani aslında bu seçim gerçekleşirken e, her ne kadar bir tarafta Sayın Murat Kurum işte bir tarafta Ekrem İmamoğlu görüntüsü verilse de aslında gerçek manzarada işte daha önce seçimi iki kez kaybetmiş olduğu Ekrem İmamoğlu'nun karşısında Sayın Recep Tayyip Erdoğan vardı ve ister istemezdi bugünkü yaşanan manzarada e, Sayın Recep Erdoğan e, Recep Tayyip Erdoğan kaybeden tarafta e, yer aldı hı hı. ve e, özellikle partinin içerisinde e, bir takım bu sorgulamaları ve ses yükseltmeleri beraberinde getirdi. Şimdi bunlardan tüm bu tartışmalar bir siyasi partinin içerisinde yürürken ve o siyasi partinin içerisinde işte siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni geri alamamışsınız. Alacağınız konusunda bir iddia ortaya koymanıza rağmen ve Cumhuriyet Halk Partili belediyenin, belediye başkanının e, belediyeyi iyi yönetemediği iddiasını ortaya atırken ve çok ciddi anlamda e, hem onun çalışmalarını bu sürecin içerisinde, son 5 yıl içerisinde engelleyip hem de iyi çalışamadığı yönündeki argümanları arka arkaya sıralarken bütün bunların hepsini şey yapıyorsunuz, söylüyorsunuz. Ve İstanbul'u geri alacağınız şeyindesiniz, iddiasındasınız. Bütün var gücünüzle bunu şey yapmışsınız. Ya ben biliyorum mesela e, Sayın Süleyman Soylu Şişli'de ve Eyüp Sultan'da kapı kapı dolaşıp o istedi. Benim yaşadığım siteye gelip bakın eski bir devlet bakanı, milletvekili benim yaşadığım siteye gelip benim yaşadığım sitede bir ev ziyareti gerçekleştirip işte çevresine toplamış olduğu o sitenin içerisindeki 10 kişiden oy talep etti. Yani Azat ve Kalkınma Partisi adına. Böylesine yoğun bir çabanın, böylesine yoğun görüşmelerin, böylesine e, yoğun bir seçim faaliyetinin olduğu bir seçim aslında kaybettiniz. Ama tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki hissiyat her zaman şudur kaybeden taraf olarak. Yani kaybeden her ne kadar kağıt üzerinde bir siyasi parti görünse de ya da o siyasi partinin adayı görünse de aslında Adalet ve Kalkınma Partisi demek Sayın Recep Tayyip Erdoğan demektir. Sayın Cumhurbaşkanı demektir. Belki de buradaki asıl sorgulanan, belki de partinin içerisinde işte Erdoğan'ın e, liderlik vasıflarının ben sorgulanmaya başlandığını doğrusu söylemek gerekirse düşünmüyorum. Hmm. O Genellikle partinin içerisinde sorgulanmaz. Erdoğan sorgulanmaz. Erdoğan sorgulanmayan bir kişilik olarak. Parti içinde öyle sürdürür. ama sokak röportajlarında daha önce duymadığımız ifadeler duymaya başladık AK e, Parti seçmenlerinden. Ve bu biraz da tabii ki aslında ilk e, gündem maddesinde konuştuğumuz... Yani ekonominin mesela en hafif eleştiri özür diliyorum çevresini temizlemeli diye çok duyuyorum mesela sokak <laughs> röportajlarında tabi yani Şimdi Cumhurbaşkanı asıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dokunmak istemeyen dahi bu yorumu ilk kez duyuyoruz C bu kadar ya yani bir kişiden duymuyoruz 100-150 kişiden çok Bey aslında benim de e, konuyu götüreceğim getireceğim yer orasıydı Hı -hı. yani Adalet Hı -hı. ve Kalkınma Partisinin içerisinde Erdoğan'ı eleştiremezsiniz Erdoğan'ın politikalarını eleştiremezsiniz e, Erdoğan'ın e, ortaya koymuş olduğu politikaları eleştiremezsiniz. Bunlarla ilgili olarak bir yorum yapamazsınız. Yani orası baştan sona bir lider partisidir ve Adalet evet. ve Kalkınma Partisi demek evet. Sayın Recep Tayyip Erdoğan demektir. Onun dışındaki bütün herkes, işte bakanları da bunun içerisine dahil edebilirsiniz. Milletvekillerini de bunun içerisine dahil edersiniz. İşte göstermiş olduğunuz belediye başkan adaylarını da dahil edebilirsiniz. İlçe belediyelerindeki işte yani il başkanlarını da dahil edebilirsiniz. Hepsi Sayın Erdoğan'ın işte parmakla işaret ettiği sen bu görevi yapacaksın, sen bu görevi yapacaksın. Bu biraz da sistemin de tabii ki getirmiş olduğu bir şey. Ee, sadece süjelerden e, ibaret olan, o kendilerine biçilmiş olan rolleri yerine getiren e, insanlar olarak karşımıza, karşımıza çıkıyor. Bu sebepten bu seçimi kaybeden her ne kadar işte kağıt üzerinde adaylar olsa da, kağıt üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi olsa da ister istemez bu siyasi partiyle özdeşleşmiş olan bir liderin üçüncü kez Sayın Ekrem İmamoğlu karşısında da kaybettiğini de tabii ki ifade etmek lazım. Yani bunu kabul ederler etmezler. Bu ayrı bir şey. Çünkü Erdoğan'ın hali hazırda bir dokunulmaz şeyi var, kişiliği var. Ve hali hazırda bu en son seçim zaferini, Cumhuriyet Halk Partisi seçim zaferini ya siz yerel yönetimlerde zaten kazandınız bu ülkenin genel politikasını ya da genel yönetimini etkileyecek olan bir şey değil. Herkes yerinde bilsin şeklinde küçümseyen, yine o kibirli tavrında özellikle işte Milliyetçi Hareket Partisi tarafından ve diğer siyasi partiler tarafından da, <laughs> siyasi parti temsilcileri tarafından da dile getirildiğine şahit oluyoruz. Yani seçimin birinci kaybedenini parti bazında değil, belki de kişi bazında ortaya koyacaksak eğer, Sayın Cumhurbaşkanı'nın olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişiliğiyle özdeşleşmiş olan bir siyasi partinin olduğunu tabii ki ifade etmek lazım.